Mistik Yol'dan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Deepak Chopra'nın Başarının 7 Spiritüel Yasası kitabının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Birinci bölümü henüz izlemediyseniz yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dördüncü yasa, en az çaba yasası. Bu yasayı iyi anlayabilmek için doğayı gözlemlememiz gerekir. Doğa, mükemmel bir zekanın gözlerimizin önüne serilmesidir. Her şey sorunsuz, uyum içinde, kolaylıkla ve dirençsizce işler. Bu işleyişte çabalama yoktur, sadece oluş vardır. Çiçekler açmak için, balıklar yüzmek için, kuşlar uçmak için çaba göstermez. Doğasına uygun olarak sadece var olurlar. Peki ya insan doğası? Deepak Chopra, insan doğası için hayallerini kolaylıkla hayata geçiren demektedir. İnsan doğasına uygun ve uyumlu bir yaşam sürerse, en az çaba yasasını doğal olarak uygular. Hayal ettiği ne varsa en az çabayla tezahür ettirir. Bu aslında insan doğasının mucizelere ne kadar yakın olduğunun bir göstergesidir. Ancak insan egosu, güç ve kontrol üzerine bir yaşam kurduğunda, kendi doğasına uygun bir yaşam sürdüremez. Doğanın mükemmel işleyişiyle uyumlu hareket etmek istiyorsanız, eylemlerinizin temelinde kendi egosal ihtiyaçlarınız değil, sevgi olmalıdır. Çünkü sevgi enerji biriktiren, kat kat çoğaltan ve sınırsız hayallerinizi hayata geçiren güçtür. İsteklerinizi hayata geçirmek için enerjiye ihtiyaç duyarsınız. Oysa egoya önem vererek yaşamak sizden çok enerji götürecektir. Kalbi açık, sorunlardan korkmayan, niyeti ve odağı sevginin gücü olan bir insan ise enerjiyle dolup taşar. İşte bu enerji o insanı bolluk, bereket ve sonsuz yaratıcılıkla bağlantıda tutar. En az çaba yasasının 3 unsuru vardır. İlk unsur kabul etmektir. Şu anın tam olması gerektiği gibi olduğunu görmek ve her ne olmaktaysa olduğu gibi kabul etmektir. Çünkü şu anla mücadele etmek, varoluşla mücadele etmektir. Hem var olanı değiştiremezsiniz, hem de bu arada kendi doğanızla bağınız koptuğu için enerjiniz tükenir. İkinci unsur sorumluluktur. Sorumluluk olaylar karşısında hiçbir şeyi, kendiniz dahil hiç kimseyi suçlamamak demektir. Gerçeklik sadece bir yorumlama ise, o zaman üzücü durumları öğrenme fırsatları ve zalimce davrananları öğretmenleriniz olarak yorumlamak kendi elinizdedir. Olaylara ve kişilere böyle baktığınızda kendi evrim sürecinizin bunları gerektirdiğini görmeye başlarsınız. Üçüncü unsur ise savunmasızlıktır. Savunmasızlık, başkalarını kendi fikirlerinize ikna etme ve inandırma ihtiyacı duymamak demektir. İnsanların %95'inin kendi fikirlerini savunmaya ve kabul ettirmeye inanılmaz bir enerji harcadıkları bir gerçektir. Bu da yine boşa harcanan enerji demektir. Savunmasızlık bu enerjiyi geri kazanmak demektir. Dirençle karşılaştığınız durumu zorlarsanız direnç daha da artar. Bu sebeple sert bir meşe ağacı olmaktansa fırtınaya uyum sağlayarak eğilen bir saz gibi esnek olmayı seçmelisiniz. En az çaba yasasını nasıl uygulayabilirim? 1. Kabul etme uygulaması. Kendinize tüm kalbinizle inanarak bugün tüm insan, koşul, durum ve olayları olduğu gibi kabul edeceğim deyin. 2. Sorumluluk almak. İkinci olarak içinde bulunduğum durum nedeniyle ne kendimi ne de diğer insanları suçlamıyorum. Tüm problemleri büyümek için fırsat olarak görüyorum deyin. 3. Savunmasızlık ilkesi. Son olarak gün boyunca başkalarını fikirlerinize inandırmak ve ikna etmek için çabalamayacaksınız.
Bu size bütün fikirlere açıklık verecek ve bu açıklık ise size hem esneklik hem de içsel güç sağlayacak. 5. Yasa, Niyet ve Arzu Yasası. Bir insan bedenini en temel parçacıklarına ayırdığımızda sadece enerjiyle karşılaşırız. Aynı şekilde çevremizde gördüğümüz her şey en temel haliyle enerjidir. Bu enerji belirli bir bilgi barındırır. Bu enerji ve hareket halindeki bilgi çevremizde gördüğümüz çiçek, ağaç, yaprak ve insan bedenidir. Aralarındaki tek fark enerjinin içeriği ve bir araya gelişindeki bilginin akışıdır. Yoksa temel elementler aynıdır ve bu açıdan bedenimizle bir ağaç arasında fark yoktur. İnsanı farklı ve özel kılan, bilgi alanını algılamaya ve yorumlamaya yarayan sinir sistemidir. Bu sayede insan farkındalık sahibidir. Kuantum dünyasında evrenin bedeniyle kendi bedenimiz iç içedir. Gözümüzün gördüğü net ayrımlar kaybolur ve her şeyle birlik halinde oluşumuz daha açık gözler önüne serilir. Ayrıca kuantum alanında bilincimiz ve farkındalığımızla enerjisel değişim yaratabiliriz. Bu alandaki enerji değişimini sadece farkında olarak gerçekleştirebiliriz. Bu demek oluyor ki hepimiz istediğimiz şeyleri gerçekleştirebilme yeteneğiyle donatılmışız. Bu noktada değişimi mümkün kılacak olan farkındalık halinin iki özelliğine odaklanmalıyız. Bu iki özellik dikkat ve niyettir. Dikkatiniz elinizdeki en büyük güçlerden ilkidir. Gün içinde dikkatinizi nelere odaklarsanız o şeyi büyütür ve geliştirirsiniz. Dikkat çiçeğe verilen su gibidir. Dikkatinizi vermediğiniz şey solar, çözülür ve yok olur. Niyet ise elinizdeki diğer büyük güçtür. O da enerjinin dönüşümünü tetikler ve gerçekliği istediğiniz yönde yaratmak için her şeyi organize eder. Bilinçli niyet öyle bir güçtür ki, doğal yasalar çerçevesinde her şeyi komuta edebilir, dönüştürebilir ve yaratabilirsiniz. Bu insanlığın özgürlüğünün yoludur. Bizler var olan hiçbir şeyin esiri değiliz. Bu sayede arzumuza uymayan her koşuldan kurtulabiliriz. Şimdi burada çok önemli bir noktanın altını çizmeliyiz. Niyetinizin insanlığa faydası olması lazım. İnsanlığa faydalı olmanın ne demek olduğunu ise burada anlatılan tüm yasaları içimize sindirdiğimizde doğal olarak algılamış oluruz. Bu arada arzu ve niyet de birbirinden farklıdır. Hepimiz çeşitli arzulara sahibiz ama niyetten farkı zayıf bir enerji çıkarması ve sonuca bağımlı olmasıdır. Oysa niyet şu anda olanla mücadele etmeden sadece şu anın farkındalığı içinde olan, dış dünyanın etkilerine kapalı, dinginliği ve huzuru koruyarak ve en nihayetinde hayatın her anının tadını çıkararak ve teslimiyetle var olur. Niyet ve arzu yasasını nasıl uygulayabilirim? 1. Bir boşluk yaratmak. Düşüncelerin arasında var olan boş ve sessiz alanla bağlantıya geçin. Bu öz varoluş haline tam bir rahatlama ve meditasyonla ulaşabilirsiniz. 2. Niyet ve düşüncelerden arının. Gerçek boşluk halinde niyet ve düşünce yoktur. Bu boş ve sessiz alana girdiğiniz anda zaten farkındalığınızda bulunan niyet de sizinle birlikte girer. Hiç çaba göstermeyin çünkü niyet enerjisi buradaki kuantum gerçeklik toprağına bir tohum gibi ekilmiştir. 3. İç referans halinde kalmak. İç referans hali dış dünyanın fikir ve yargılarından etkilenmeme halidir. Bunun için niyetinizi paylaşmamak veya anlatmamak iyidir. Yalnızca sizi gerçekten anlayabilecek kişilerle paylaşmayı tercih edebilirsiniz. 4. Sonuca bağımlı olmamak. Sonuç hakkında katılaşmak ve sonuca bağımlı hale gelmek, şu anın güzelliğini kaçırmak demektir.
Oysa en önemli şey sürekli pozitif enerjiyi muhafaza etmek için her anın tadını çıkarmaktır. 5. Niyetinizin gücüne inanın. Boşluğa bilinciniz veya farkındalığınızla ektiğiniz niyetinizin gücüne inanın. Detayları planlamaya gerek yoktur. Çünkü niyetinizin sonsuz planlama gücü vardır. 6. Yasa. Zihinsel bağımsızlık yasası. Zihinsel bağımsızlık yasası, bir şeyi elde etmek için sonuçlara olan bağlılığımızı bırakmamız gerektiğini söyler. Bu, niyetinizden vazgeçmeniz değil, zihinsel ve duygusal olarak bağımsız ve özgür olabilmenizdir. Gerçek benliğinizin gücüne tam olarak inanmak bu bağımsızlığı getirir. Bağımlılık ise temelde hayata duyulan güvensizliğe ve korkuya dayanır. Zenginlik bilincine sahip olmadan elde edilen her şey, elde edilse bile içinizdeki boşluğu dolduramaz. Zenginlik bilinci kendimizi olayların dışında tutarak pozitif bir tutumu kalıcı olarak devam ettirebilmektir. Yoksulluk bilinci ise bağımlılıklarla beraber gelir. Bu bilincin içinde çaresizlik, ne yapacağını bilememe, önemsiz endişeler ve gereksiz ciddiyet vardır. Gerçek zenginlik istediğini istediği an yapabilen ve bunu en az çabayla ve neşeyle gerçekleştirebilen demektir. İnsan sürekli kendini güvence altına almaya çalışır ve bunun için çok parası olması gerektiğine inanır. Oysa şöyle iyi bir gözlem yaparsanız, sürekli endişeli, mutsuz ve korku içinde birçok paralı insan görebilirsiniz. Para vardır ama yine de bu insanlar güvensizliğin pençesindedirler. Peki ama neden? Çünkü en önemli bilgiyi görmezden gelirler. Bu en önemli bilgi güvencenin bir illüzyon olduğu, hayatın an be an bilinmezlikte ilerlediğidir. İşte bu bilinmezliğin içinde hayatın sonsuz olanaklar denizi vardır. İşin gerçeği bizim için bilinir olan sadece geçmiştir. Geçmiş ise ölmüş, bitmiş, dağılmıştır. Hayatı heyecan verici bir yolculuk olarak görmek sizi diri tutar ve sonsuz olanaklar alanına açık hale getirir. Bu alan sınırsız ilişkilerin, akışkanlığın, yaratıcılığın ve kendiliğinden oluşma yeteneğinin alanıdır. Aksi bir tutuma girerseniz, sonuç hakkında takıntılı ve katı bir tutum sergilerseniz, bu alandan uzaklaşır, akışkanlığınızı ve esnekliğinizi kaybedersiniz. Zihinsel bağımsızlık yasası, arzu ve niyet yasasına engel teşkil etmez. Bunun nedeni, hala bir niyete sahip olmanız, ama bulunduğunuz noktadan niyetinize giden nokta arasındaki sınırsız fırsatları kaçırmamanızdır. Esneklik size zaman zaman yön değiştirebilme ve fırsatlara karşı açık ve dikkatli olma özellikleri katar. Problemlerinizin içinde fırsatlar olduğunu fark edebilme özelliği zihinsel bağımsızlık yasasıyla gelir. Bu durum şanslı olmayı da beraberinde getirir. Aslında şans, hazırlıklı olma haliyle fırsatın bir araya gelmesidir. Kendinizi belirsizliğe bıraktığınız anda başarı için mükemmel reçete ortaya çıkar ve herkesin hayrına olacak çözümler kendiliğinden ayağınıza gelir. Zihinsel bağımsızlık yasasını nasıl uygulayabilirim? Bu yasayı uygulamak için birazdan açıklayacağım maddeleri yerine getirmeye söz vermeniz gerekir. Bu maddeler, bugün her şeyi olması gerektiği gibi ve kendi oluş şeklinde, nasılsa öyle olmasına izin vereceğim. Kendime ve çevremdeki insanlara olduğumuz gibi olma özgürlüğünü vereceğim. Durumların belirsizliğine kendimi bırakacağım ve bu halde de güvende hissedeceğim. Biliyorum ki bu belirsizlik benim özgürlüğe giden yolumdur. Sonsuz fırsatlar denizine gireceğim ve sınırsız seçimlere açık olacağım. Sonsuz fırsatlar alanında hayatın tüm eğlencesini, macerasını, büyüsünü ve gizemini yaşayacağım. 7. Yasa, Hayatın Amacı Dharma Yasası. Dharma, Sanskritçe hayatın amacı anlamına gelir.
Dharma yasası, bu dünyada bedenlenirken gerçekleştirmek üzere belirlediğimiz görevimiz, varoluş amacımızdır. Dharma yasasını iyi anlamış bir baba olarak Deepak Chopra, kendi çocuklarına büyürken nelere dikkat etmeleri gerektiğini kısaca şöyle özetler. Hayatınızı kazanma konusunda asla endişe etmenizi istemiyorum. Yetişkin olduğunuzda hala kendinizi geçindiremiyorsanız, bunu size ben sağlayacağım, bu yüzden endişe etmeyin. Okulda başarılı olmak için çabalamanızı istemiyorum. En yüksek notları almak, en iyi okullara girmek için çabalamanızı istemiyorum. Gerçekten istediğim, insanlığa nasıl hizmet edebileceğinizi, eşsiz yeteneklerinizin neler olduğunu kendi kendinize sormanız ve bunlara odaklanmanızdır. Çünkü hiç kimsede olmayan eşsiz bir yeteneğiniz ve bunu eşsiz bir biçimde ifade edebilme şekliniz var. Sonuçta Chopra'nın çocukları dünyaya ne vermek için geldiklerine odaklanıyorlar ve her konuda başarıyı yakalıyorlar. Yani Dharma yasasını bizzat uyguluyorlar. Birçoğumuz çocukluğumuzda bu şekilde yetiştirilmediğimiz için belki de kendimizi hayat amacımızdan uzak hissediyoruz. O halde şimdi Dharma yasasının 3 unsuruna dikkatle odaklanalım. İlk unsur hepimizin özde ruhsal varlıklar olduğumuzu ve kısa bir süre dünyada fiziksel bedenlerde bulunduğumuzu kabul etmektir. Bizler arada sırada insan olma deneyimi yaşayan ruhsal varlıklarız. İçimizdeki tanrısallığı keşfetmek ve kutsallığımızı bedenliyken ifade edebilmek ilk adımdır. İkinci unsur, her insanın eşsiz bir yeteneği ve bu yeteneğini ifade etme şekli olduğunu söyler. Bir diğer deyişle, her bir insanın en iyi yapabileceği tek bir şey ve bunu yapabilmenin tek bir yolu vardır. Bu yeteneği bulup hayata geçirmek sizi ebedi farkındalığa götürür. Üçüncü unsur, insanlığa nasıl hizmet edebilirim sorusuna odaklanmaktır. Eşsiz yeteneğinizi insanlığa hizmet için kullandığınızda Dharma yasasını tamamen uyguluyorsunuz demektir. İşte gerçek zenginliğin anahtarı da buradadır. İnsanlara olan hizmetiniz güçlü inancınızla birleşince daimi zenginliğe de doğal olarak ulaşırsınız. Şimdi Dharma'nızı yaşayıp yaşamadığınızı anlamanız için çok önemli bir soruya bakalım. Para konusu problem olmasa, çok paranız ve zamanınız olsa ne yapardınız? Eğer cevabınız şu an yaptığınız iş ise, o halde siz Dharma'nızı yaşıyorsunuz demektir. Dharma veya hayatın amacı yasasını nasıl uygulayabilirim? Bu yasayı uygulamak için birazdan açıklayacağım maddeleri yerine getirmeye söz vermeniz gerekir. Bu maddeler 1. Bugün kalbimin içindeki derin durgunlukta bulunan öz varlığımla bağlantıda olacağım. 2. Eşsiz yeteneklerimin bir listesini çıkaracağım ve bunları hayata geçirirken yapmayı istediğim şeyleri de sıralayacağım. Bunları yaparken bolluk ve bereketi de yaratabileceğim. 3. Her gün nasıl hizmet edebilirim ve nasıl yardım edebilirim diye kendime soracağım. Bu soruların rehberliğinde adımlar atarak sevgiyle yardım ve hizmet edeceğim. İçimizdeki sınırsız güçle bizleri bağlantıya geçiren bu yasalar aynı zamanda ruhsal yolumuza da ışık tutuyor. Beden, zihin, ruh bütünlüğümüzü korumamıza yardımcı oluyor. Özellikle her yasanın sonunda yer alan nasıl uygulayabilirim kısmına çok büyük önem vermemiz lazım. Bu arada Mistik Yolu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sevgi ve ışıkla kalın, hoşça kalın.